koca bir kütle olarak durmakta olan, zayıflamış olsa da, zorlanmakta olsa da bir iktidar bloğu var. Bunun seçmen desteği ve bunun hala buna yatırım yapan bir takım güç merkezleri var. Bunun dolayısıyla denklemde nasıl biçimleneceği üzerine de yoklamaların son dönemde arttığını, yani o hep söylendiği gibi Erdoğan'ın belirleyici olduğu ve artık burada zorlandığı için kendine alternatif aradığı tezleri hep 3 yıldır neredeyse gündemde. Yani çözüm sürecine geri dönecek mi denmedi, reform lafını ettiğinde reform yapıp tamamen başa fabrika ayarlarına döneceğimi söylenmedi, başka alternatifler aradığını... Şimdi onlar aradığını... olmayınca belki isim arayışı... Şimdi dolayısıyla aslında arayışın muhalefetten ibaret olmaması, iktidar, bu zaman zaman Erdoğan'a muhalefetin bir çıkış kapısı göstermesi tezleri de gündeme geliyor. Bayağı gerçekten yapılan... Yani dolayısıyla aslında böyle bir tarafta iktidar var, bir tarafta muhalefet var. Muhalefet kendi arasında meseleleri konuşuyor. İktidar da kendi arasında zaten konuşuyor gibi cereyan etmiyor. Ayrıca iktidarın ve muhalefetin gözümüzün önündeki belirleyici aktörleri dışında onları destekleyen, onları yönlendirmeye çalışan, onların arasındaki dengelere göre pozisyon almaya çalışan çok sayıda aktör hareket halinde. İçeride ve dışarıda. Dolayısıyla böyle bir alan var. Burada da hem bu tür spekülasyonların hem alıcısı çıkıyor, hem de bu tür spekülasyonlar ortaya atıldığında alınan reaksiyondan ve havadan herkes bir takım çıkarımlar yapıyor.